Herkese merhaba, Huawei G8 üst sınıf Android telefonlarının çekici tasarımını orta segment Android telefon özellikleriyle buluşturan bir akıllı telefon. Bir süredir Türkiye piyasasında görmekte olduğumuz Huawei G8 5.5 inç ekranlı ve Android işletim sistemiyle çalışan bir akıllı telefon. Huawei G8'in tasarımına baktığınızda ekranın bir hayli fazla alan kapladığını görüyorsunuz. Ekranın etrafını oldukça ince bir çerçeve çevriliyor. Böylelikle 5.5 inç ekranlı bu telefonu tek elde rahatlıkla tutabiliyorsunuz ve parmağınızı ekranın birçok noktasına rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Telefonun hatlarına baktığımızda bir hayli yumuşak hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Köşeler bir hayli yuvarlatılmış. Bunun yanı sıra kenarlarda da hafif bir yuvarlaklık söz konusu. Aynı zamanda arka yüzeye baktığımızda hafif bir kenarlara doğru konik yuvarlak bir yapı var. Böylelikle telefonu elde tutmak oldukça rahat hale geliyor. Huawei G8'in gövdesi alüminyumdan yapılmış, tek parça, herhangi bir parçası çıkartılmıyor ve bu açıdan da gerçekten üst sınıf Android telefonların tasarım çizgisini yakalıyor. Telefonun sağ kenarında görmüş olduğunuz gibi ses tuşları ve güç butonu var. Bunlar alüminyumdan yapılmış. Sol tarafta microSD ve nanoSIM kart yuvalarını arkasına barındıran tepsiyi görüyoruz. Alt bölüme baktığımızda hoparlör ızgarasını ve mikrofon ızgarasını görüyoruz. Ortada da microSD portu var. Anten sistemi için görmüş olduğunuz çentikler var üstte ve altta. Üst tarafta 3.5 mm kulaklık şakı ve ikinci mikrofonu görüyoruz. Arkada görmüş olduğunuz iki tane şerit var. Bunlar ilk bakışta hoparlör gibi durabilir ancak bunlar anten sistemi yerleştirilmiş için yapılar. Ve 13 megapiksel arka kamera, çift renkli LED flash ve burada da Huawei G8'in parmak izi okuyucusu yer alıyor. Önde de 5 megapiksellik ikinci bir kameranın bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim. Parmak izi okuyucusuna ayrı bir yer verelim. Genellikle Apple'ın, Samsung'un telefonlarında önde yer alan ana ekran tuşuna yerleştiriliyor parmak izi okuyucuları. Huawei ise G8'de arkaya yerleştirmeyi uygun görmüş. Telefonu elinizde tuttuğunuzda, sağ el veya sol elde tuttuğunuzda görmüş olduğunuz gibi işaret parmağınız parmak izi okuyucusunun tam üstüne denk geliyor. Herhangi bir ek hareket veya farklı bir konumda bulunmanız gerekmiyor. Yani parmak izi okuyucusu ergonomi gözetilerek oldukça uygun bir yere yerleştirilmiş. Ve parmak izi okuyucusu da oldukça doğru şekilde çalışıyor. Sadece işaret parmaklarınızı tanıtmanız yeterli. Ve parmağınızı ekran kapalıyken bile parmak izi okuyucusuna değdirdiğiniz anda kilit ekranı aradan kaldırılıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor. Huawei G8'in 5.5 inç ekranından bahsedelim biraz. Bu 5.5 inç ekran 1080x1920 piksel çözünürlüğe sahip. IPS LCD teknolojisi kullanılmış. Görüş açıları oldukça iyi. Parlaklıkta ortalama seviyelerde. Üst sınıf Android telefonlarında görmüş olduğumuz ekranlardaki kadar yüksek bir parlaklık yok. Ancak ihtiyaçlarınızı karşılayacak seviyede olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz otomatik hale getirebilir ve böylelikle de ortam koşullarına göre parlaklığın ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında Snapdragon 615 işlemci çalışıyor. Orta segment Android telefonlarında sıklıkla görmüş olduğumuz bu işlemci de Huawei G8'de kendi segmentinden beklenen performansı sağlıyor. Yani çok üstlerde gizlenen bir performans değil. Ortalamalarda geçen yılın içerisinde veya sonlarına doğru görmüş olduğumuz orta segment telefonların çoğunda 615 işlemci geliyor. Bu işlemci yine G8'de de bulunuyor ve orta karar bir performans sunuyor. Yani e-posta okuma veya internette gezinme, sosyal ağlarda takılma, kamerayı, fotoğraf makinesini kullanma gibi işlerde bu işlemci yeterli performansı sağlayacaktır. Oyun konusunda da size optimum faydayı sağlayacaktır. Herhangi bir sorun çıkmayacaktır. 3000 mAh kapasiteli bir pil var. Bu pilde normal kullanımda bir gün sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Bunu söyleyebiliriz Huawei G8'in performansıyla ilgili olarak. Yazılım tarafına baktığımızda Android 5.1 Lollipop'u görüyoruz. Lollipop'un üzerinde de görmüş olduğunuz Huawei'nin Emotion kullanıcı arayüzü var. Bu kullanıcı arayüzünde herhangi bir uygulama menüsü yok. Bütün kısa yollar görmüş olduğunuz gibi ana ekrana yerleştirilmiş. İsterseniz uygulama klasörlerini bir araya getirebilir veya buraya bileşenleri de ekleyebilir. Böylelikle farklı konulara göre uygulamaların, uygulama kısa yollarının veya bileşenlerin, widgetlerin yerleştirildiği ana ekranlar yapabilirsiniz. Bir hayli yoğun özelleştirmeler var Emotion kullanıcı arayüzünde. Görmüş olduğunuz gibi özel uygulama ikonları var. Bunun yanı sıra yine bazı uygulamaların ikonlarının da özelleştirildiğini görürüz. Instagram buna örnek. Ve yine isterseniz temayı değiştirebilirsiniz. Farklı tema seçenekleri bulunuyor Huawei G8'de de. Huawei'nin diğer telefonlarında olduğu gibi bu temaları kullanarak telefonun kullanıcı arayüzünü özelleştirebilirsiniz. Duvar kağıdını veya uygulama ikonlarını, bu gibi unsurları değiştirmeniz mümkün.
Bunun dışında kilit ekranından da bahsetmek lazım. Kilit ekranında görmüş olduğunuz güzel bir efekt var. Bu oldukça hoş bir etki yaratıyor. Bunun dışında yine Huawei'nin daha önceki telefonlarında da görmüş olduğunuz gibi hızlı ayarlar var. Ekran kilitli olsa bile ses kaydedici, hesap makinesi, el freni veya kamera gibi unsurlara hızlı şekilde erişebiliyorsunuz. Ve bunun dışında tabii kilit ekranı ben parmak iziyle okuyucusuyla kolaylıkla atladığım için pek oraya gelmemiştim. Ondan da bahsetmiş olduk. Bunun dışında yine farklı ayarlar, özelleştirmeler var. Bildirimler zaman çizelgesi şeklinde akıyor. Bunun dışında kısa yollar var. Görmüş olduğunuz gibi telefonun en çok kullanılan ayarlarını buradan yönetebilirsiniz. Yani Huawei'yi Android, ham Android arayüzünden uzakta, ancak yine Android'in temellerine biraz daha yakın olacak şekilde bir kullanıcı arayüzü benimlemesi istemiş. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli araçlar da burada yerleştirilmiş durumda. Yani kendince Huawei kendi çapında iyi bir deneyim sunuyor. Kullanıcıları memnun edecek bir deneyim sunuyor. Bunu söyleyebiliriz. Ayarlardan da telefonun çeşitli ayarlarını kontrol etmeniz, bunları özelleştirmeniz mümkün. Burası da bir hayli zengin görünüyor. Kamera tarafına bakacak olursak, orta segment Android telefonlarının çoğunda gördüğümüz gibi arkada 13 megapiksel, önde de 5 megapiksel kamera arıyor. Kamera arayüzü görmüş olduğunuz gibi Huawei'nin daha önce incelemiş olduğumuz telefonlardan bu kullanıcı arayüzünü biliyoruz. En çok kullanılan özellikler, modlar görmüş olduğunuz gibi bir sürükleme mekanizmasına yerleştirilmiş iyi yemek, güzellik, bunun dışında hızlandırılmış çekim gibi modları görüyoruz. Bunun yanında yine görmüş olduğunuz şekilde efektler var. Efektler de hızlı şekilde değiştirilebilecek bir noktaya yerleştirilmiş. Bunun dışında ayarlar bölümüne baktığımızda burada HDR, panorama, sürekli çekim veya tüm otomatik odaklar, yani bir karenin farklı odaklanmış hallerde çekildiği ve daha sonra sizin çekimden sonra parmağınızı ekranın istediğiniz noktasında dokunarak odakladığınız bir mod da var. Başka cihaz üreticilerin telefonlarında da bu modu görüyoruz. Ve ayarlar var. Burada çeşitli ayarları erişebilirsiniz. Kamera ayarlarını buradan düzeltebilirsiniz. Huawei'yi genellikle kameranın manuel ayarlarını, ISO veya beyaz dengesi gibi ayarlarını buraya yerleştirmiş. Bu şekilde bir kamera arayüzü var. Detaylı incelemeye bakarsanız teknoblog.com'daki çekilen fotoğrafları ve kamera hakkında daha fazla görüşümüzü, düşüncemizi bulabilirsiniz. Huawei G8 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı ve yorumlarımızı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.